Şimdi eski CHP'li dedim de ama niye eski? Niye eskidi? Yani birdenbire Deniz Baykal'ın sağındaki, en yakınındaki bir isimdi. Şimdi biz Mehmet Sevigen'den artık eski CHP'li diye söz ediyoruz. Bunu bize hikayesini anlatır mısınız? Hadi biliyorsun bu Libya konusunda hükümet Libya ile bir anlaşma yaptı. Hatırlarsın. Ben Denizcilik Bakanıyım biliyorsun. Evet. Görev yaptım. Ecevit Başbakan, Deniz Baykal Maliye Bakanı. Bu Libya konusunda Kıbrıs çıkarmasını yapacağız. Kıbrıs'ta küvette insanlarımızın öldürüldüğünü biliyorsun. O Makaryosların yaptığı hatırlarsın. Darbeden sonra bütün katlediyorlar oradaki Müslümanları, Türk halkını, Kıbrıs Türk halkını katlediyorlar. Silah yok. Hadi benzin yok. Uçaklarımızın kalkacak lastikleri yok. Ecevit Libya ile Kaddafi ile konuşuyor. Yeni devrim yapmış. Maliye Bakanı Deniz Baykal'ı gönderiyor. Deniz Baykal da o zaman bu devrim yeni olduğu için Kaddafi çadırda yakalıyor. Hadi. Evet. Birebir Deniz Baykal'ın ağzından duyduğum için anlatıyorum. Çadırda yakalıyor, anlatıyor. Kaddafi diyor ki ya Türk Maliye Bakanı anlatsın, ben anlatmayayım diyor. Deniz Baykal da diyor ki kardeşim işte Amerikan bize ambargo koyuyor. İnsanlarımız katlediliyor. Halkımız katlediyor. Bunun ki kaç kişinin yüreği sızlar bilemiyorum şimdi. Katlediyor diyor. O da diyor ki Türkiye'ye ne gerekirse yapın diyor. O zaman hadi Deniz Baykal'ın imzasıyla Ecevit'in imzası Libya'da askeri bir anlaşma yapıyorlar. Hadi. Hı-hı. Askeri bir anlaşma. Ucu açık. Yalvarıyoruz yukarıdan. Diyoruz ki o anlaşma aşağıdaki müzede ya. Müzeyi de biz yaptık. O binayı da biz yaptık ya. O odayı da biz yaptık. O dolabı da biz yaptık. Biliyoruz orada aşağıda imza var. Gidin bakın diyoruz ya. Bu düşmanlıktan dolayı bizi ihraç ettiler. Yılmaz Ateş CNN Türkiye çıktığı için ihraç ettiler. Ya partide FETÖ'cüler diye çocuğu suçladılar. Hatırlasın Yılmaz Bey'i. Adam öyle bir şey demedi ya. CHP şey dedi bizden daha dik durdu dedi. Ki bizim dönemimizi suçladı. Kendi dönemimizi. Onlara bile dokunmadı. Kurt demiş ki seni yiyeceğim kardeşim. Bahane çok kolay. Yılmaz Bey CNN Türkiye çıktı diye ihraç ettiler ya. Adam bizim dönemimizde dedi ya Fenerbahçe dik durdu, MHP dik durdu, bizim dedi dik duramadık, tam dik dursaydık daha da beter yaparız dedi. Ya bundan dolayı kendilerine alakası yok. Maksat atmak, Atatürkçüleri, layık demokratik düşünenleri, ulusalcıları partiden temizlemek. Önce bizi temizlerler, sonra Deniz Baykal'ın başına kaseti getirdiler, koydular hadi. Ve bu evet. Bir proje. Bak şimdiki proje ne biliyor musun? Bak sana anlatayım. Şimdi bu hükümete geldi. Bu yeni projeden bahsediyorsun. Yeni bir yazı geldi Amerika'dan. Bak ilk defa açıklıyorum burada. Bunu toplumun çoğu bilmiyor. Bizim MIT istihbarat örgütü yurt dışından 112 tane terör örgütünü getirmiş. Gitmiş basmış getirmiş hadi. Yani yakalamış. Evet. Ukrayna'da yakalamış. Bulgaristan'da yakalamış. Suriye'de yakalamış. FETÖ'cüleri PKK terör örgütünden bulunanlar elebaşlarını yakalayıp getirmiş mi hadi. Bir de anlaştığımız ülkelerle suçlu iadesi var biliyorsun. Terör örgütlerinin bir kısmı verdi, bir kısmı vermedi. Onlar da gelmiş. Bunlar yaklaşık zannediyorum 132 kişi. 135 kişi üst düzey. Aha. Şimdi muhalefete bir mektup yazmışlar muhalefete hadi. Bu yarın bir gün bu mektup bana gelecek. Demişler ki iktidara geldiğiniz zaman bunları çıkaracaksınız kardeşim. Ya hadi böyle bir şey olur mu ya? Bir dakika. Yani MIT'in yapmış olduğu operasyonlar... 135 kişi almış. 122 kişi. Tam sayıyı net olarak bilemiyorum. Daha iyi biliyorum. Her neyse yani 122 diyelim. Yani %2'yi biliyorum. 122 kişi. Evet. Bir de 30 tane iade var. Yani anlaşma iadesiyle. Libya'da tamam. Yakalamış göndermiş anlaşmamız var. Şimdi diyorsun ki Amerika'dan bir mektup geldi muhalefete. Evet. İktidara evet. Geldiğinizde bunları bize vereceksiniz diye. Evet, yani, bunları serbest bırakacaksınız diyor. Muhalefetten kime gelmiş? İşte o mektup bana gelecek hadi. Hayır yani o muhalefetin hangi bireyine gönderilmiş? Yani onu yalan söylemeyeyim. Bunları söylüyorum tam biliyorum. Türkiye'yi muhalefete göndermişler. Ama o kime geldi? Nerede tartıştılar? O Meral Hanım'la Kemal Bey'in 15 dakikalık bir Holiday Inn miydi orası? Yoksa bir otel vardı. Ya Holiday Inn ya da Merkür Otel. O otelde 15 dakikalık konuşmasında ne konuşulduğunu tam bilemiyorum. Ama o yayın evinden çıkan yazıda o mektubun Türkiye'ye geldiğini, gönderildiğini ve şimdi bu gizli tutuluyor.
yarın öbür gün bu ortaya çıkacak hadi. Ciddi bir kuruluş var ya, Wikileaks notları vardı, hatırlar mısın? Evet. Bunun gibi ciddi Amerika'daki bir kuruluş açıklıyor bunu hadi. Bir kuruluşun açıkladığı bu. Ortaya konuşulmuş bir şey değil. Şimdi onu bırak. Hani diyor ya, kanun hükmündeki kararnameler affedecek. Biliyorsun. Demiyor evet. Ki ben ya bu kanun hükmündeki mahkum olanlar, bu hükümet yanlı davrandı, mahkemelere müdahale etti, bunlar suçlu, bunlar cezalı demiyor. Ben daha iyi yargılayacağım demiyor. Gelir gelmez diyor, ben bunları affedeceğim. Ya sen desen ki kardeşim bak, ben bağımsız mahkemelerde bunları yargılayacağım, bunları affedeceğim desen, öpüp başıma koyacağım. Sen kimi affedeceksin hadi? Bizim daha önce Atatürkçü askerlerimizi hapse atan FETÖ'cüleri mi affedeceksin? Ben bu 15 Temmuz şehitlerini biraz önce külliyeden birisi aradı, iftardaymış bugün. Yılmaz Bey'le beraber buluyoruz. Adam ne dedi biliyor musun hadi? Ya dedi, Yılmaz Bey'le ikiniz kendinize dikkat edin kardeşim, duyuyoruz. Sizi dedi vuracaklar diye. Böyle bir ihbar geldi. Şimdi aradı biraz önce. Ya böyle bir durumda, ya bu mesele yalnız Yılmaz Ateş'le benim mesele mi? Hadi. Bu ülkede böyle bu haksızlığa uğrayan, çaba sevinen binlerce insan. Şimdi Sevigen, Sayın Sevigen. Sen çabaşıyorsun. Senin ne faydan var kardeşim, ne menfaatin var? Şu mektup olayını biraz daha üstün, hemen geçmeyelim. Şimdi mektubun içeriğinde başka talepler var mı? Hadi benim, bugün ben onu yeni öğrendim. Wikileaks dergilerinden, adam bana sadece WhatsApp'tan gösterdi. Bunu doğrulayacak ve bana mektubu, atacak. Mektubu gördünüz ama elinizde yok. Tabii ben mektubu adamın telefonunda, WhatsApp'ında gördüm. Uçakta evet. Geliyordu bugün. Ben şimdi saat 1 uçağıyla geldim İstanbul'dan. 13 uçağıyla geldim. Uçakta geldim, yanımda bir arkadaşım oturuyordu. Önemli bir arkadaş, devlet bürokrasisinde çalışıyor. O bana kendi telefonundan böyle bir mektubu, işte gelen yeri biliyorum. Yani bu bir dergi. Bu Wikileaks dergisi gibi. Wikileaks var ya öyle, hani biliyorsun, Deniz Baykal gelecek, Kemal Bey gelecek, Deniz Baykal gitmesi gerekiyor diye Bayan Clinton'ın Büyükelçiye yazdığı mektup. Hatırlar mısın? Evet. Dedi ki işte ya, bu Deniz Baykal bir madde tezkeresinde bize karşı çıkıyor, bunu değiştirmemiz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu gibi birisi gelirse bizi dinler mi? Diyor, Büyükelçi de ona mektup yazıyor biliyorsunuz. 2 yıl evvel, 2008'de. Onur Bey'in kitabında da var bunlar. Evet. Onur Öğmen'in kitabında da var. Onur Öğmen çıkartıyor. Bunun gibi uluslararası bir derginin yazdığı bir yazı. Onu bana gönderecek. Önümüzdeki gün paylaşırız. Çok yeni olduğu için. Daha yani saat 1, şimdi saat 6.30. Yani 5 saatlik bir olay bu. Bil diye söylüyorum. Bu nereden kaynaklanıyor biliyor musun Hadi? Diyorlar ya, biz işte kanun hükmünde kararnamelerle cezalandırmanın hepsini affedeceğiz diyorlar ya. Bunların içine kaçacaklar. Hadi karambole getirecekler. Ben buradan ülkemdeki bütün insanlara sesleniyorum. Bütün kazanımlarımızı kaybedeceğiz. Hadi. Birbirimize gireceğiz. Benim feryadım bu ya. Ya kim şey, gelirse gelsin. Bir dakika. Muhafazakarlar gibi ya. Mehmet Sevigen, muhafazakarlar gibi konuştunuz. Yani kazanımlarımızı kaybedeceğiz. Hadi bak, ben muhafazakarım. Ama ben sosyal demokrat, demokratik solcu bir adam. Ben emekten yana, alın terinden yana, işçiden, köylüden, esnaftan yana olan birisiyim. Ama ben düşman değilim ki onlara, muhafazakarlara ya. Benim annem daha çarşaf giyiyordu. Diyordum ki anacığım, sana entari alayım. Diyordum, bak başörtüler var, çok uzun çıktı, paltolar var, maxi. Diyordu ki oğlum, babanın kokusu geliyor diyordu ya, çarşafı giyerken. Ya ben böyle bir haliyim. Benim gidiyordu, diyorlarmış ki ana sağ eline basacaksın oy verirken. Diyormuş ki oğlum, benim solcu oğlum, ben sol eline basacağım diyormuş seçim kurulundaki başkanla. Benim babam 40 yıllık Cumhuriyet Halk Partili. Ben ikinci dönem DSP'den gelip ikinci dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusuyum ya. Bu Kemal Bey kim ya? Bunlar kim ya? Mehmet Bekeroğlu kim ya? Atatürk'e kefere diyecek, kadın kotasından gelecek, girecek parlamentoya, benim adıma söz söyleyecek ya. Benim arkadaşlarım da sokakta acı çekecek. Öbür Cihangir İslam gelecek, Atatürk'ü diyor yıkın diyor. Ya Mustafa Kemal bütün bu Atatürk Orman Çiftliği'nin yüz binlerce dönüm araziyi veriyor devlete. Ya adamın 500 metre, 1000 kilometre içindeki anıtkabirini yıkın diyor ya. Bu ahlaksız adam ya. Ahlaksız adam. Diyor bu adam CHP'de milletvekili. Benim bütün arkadaşlarım içeride hadi. Ya isyanın buna hadi. Atatürkçüleri attık kenara. Layık demokratik cumhuriyeti savunanları attık kenara hadi. Bütün arkadaşlarım, hele bu listelerde var ya. Bak listelerde var ya. Ona geleceğim. Şimdi sırayla. Bir yıl başlarında bir ben savunuyorum. Bizim meselemiz bu. Hadi ya. Bu Türkiye'nin meselesi değil mi? Genel Sekreter Önder Savun nerede? Adnan Keskin nerede? Genel Başkan Yardımcıları nerede? Bize 5 tane mutra verdi Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Altan Öğmen. Şimdi yazılık yapıyorlar, yalakalık yapıyorlar Kemal Bey'e. Cumhurbaşkanı olacak da onlara görev verecek. Nerede bunlar? Partiye sahip çıkacak.
Nerede? Ben onu merak ediyorum ya. Bu ülke yalnız bizim kavgamız mı ya? Bu kavga bizim kavgamız mı? Hadi rica ediyorum senden ya. Bu ülkeye kim sahip çıkacak ya? Tayyip Erdoğan kazık mı çıkacak kardeşim? Bir tanesi diyor ya, bu son seçim. Türkiye batacak mı diyecek? Türkiye batmaz kardeşim. Bugün Tayyip Bey yönetir, yarın biz yönetiriz. Yarın başka birisi yönetir. Düşmanlığa sokmamak lazım ya. Bunlar düşmanca davranıyorlar ya. Hadi. Çok üzülüyorum, çok özür diliyorum ya. Bu ülkede 3 tane fidan asıldı ya. Bu ülkede başbakan asıldı ya. Bakanlar asıldı hadi ya. Evet, bu sürü psikolojisi çok önemli ya. Düşman olur mu ya? Bizim bir milletvekilimiz diyor ki, eski milletvekili, şimdi partime ismini vermeyeyim. Benim de sevdiğim birisi. Ya intikam alacağız diyor ya. Hesap soracağız diyor ya. Ya hadi bu şeye benziyor ya. Bu HDP'li sırrının ya o sırrı 80 şeyde bizim milletvekili 91'den sonra parlamentoda tutuklandıkları zaman ben onları 15 gün yiyecek taşıdım. Şeye meclise çıkmadılar biliyorsun tutuklanmamak için. Evet, evet. 24 diyor ki ya ne diyor biz oy verdik. Şeyden bahsediyorsun. DEP davasından bahsediyorsun. Evet. Bizim büyük davamız var diyor ya. Biz diyor 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyor ya. Ya sırrı ya. Ve, ve Mehmet abi. Beraber yaşayacağız. Sen bizi göremezsin ya. Bak sen ama nerede söylüyor? Bak onun altını çizelim. Bak onun altını çizelim. Nerede söylüyor? İzmir'de İzmirlilerin işte yani İzmir CHP'nin kalesinde söylüyor. Hayır o bir sırrı ayrı. O sırrı şeydeki sırrı. Ha sırrı sakık çok, tamam İzmir'de. Eyvallah tamam. Ben sırrı sakıktan bahsediyorum. Benim arkadaşım ya. Ya ben taşıdım onları ya. Ben 15 gün Leyla Zanalar, Sırrı Sakıklar meclisten tutuklanmasını çıkmadılar. 15 gün ya. Biz kardeşiz ya. Kardeş ya. Etle tırnak gibiyiz ya. Sen nasıl bölersin bizi ya? Kürt halkı adına nasıl konuşursun sen ya? Sen nasıl konuş hakkını buluyorsun kendine ya? Ya sor bakayım referandum yap bakayım Türkiye bölünsün mü? Biz yap bakayım Doğu Güneydoğu'da. Bırak İstanbul'da. Kürtlerin en çok yaşadığı şehir dünyada bak abi. Dünyada en çok yaşadıkları şehir İstanbul. Evet. Bak, dünyadaki bütün Kürt nüfusunun İstanbul oteller benim arkadaşlarım da Türk kökenli. Ben de biliyorsun Malatya'da Kürt Mevlinoğlu'yum. Ben Boşnaklarla beraber yaşadım. Boşnakça bilirim ama Kürtçe bilmem çok fazla. Babaannem Kürt köyünden kaçırmış. Dedem Yemen'den gelmiş. Yemen gazisi. Yoksul diye kız vermemişler. Saltık anamı almışlar. Safiye olmuş ismi. Biz böyle büyüdük. Biz acıyı tatlıyı bilen insanlarız. Hadi. Bizim ayrımımız bizi bölemezler. Onun için diyorum. Öbürü ne diyor karşıdaki bir tanesi? İzmir Kongresi'nde ya, İktisat Kongresi'nde kalkıyor. Yani Atatürk böyle ödünç almış, 100 yıl sonra bu değişecek gibi. Adam orada konuşma yapıyor, o belediye başkanları koca koca adamlar. Ama hadi ben onları kınamıyorum. Ben Kemal Bey'i kınıyorum. Ben o İzmir Belediye Başkanı'nı tutar mıyım orada bir dakika ya? Bir dakika tutar mıyım? Gözüne baka baka Atatürk'e hakaret eden, Cumhuriyet'e hakaret eden bir adam çıkıyor orada kürsüde. Ona da konuşma hakkı veriyoruz. Oradan yerden yere vuruyor Cumhuriyet devrimlerini. Gazi Mustafa Kemal'i Cumhuriyet'e ödünç almış. 100 yıl gitti diyor adam. İktisat Kongresi'nde. Ve biz ona eyvallah diyoruz. Birisi kalkıp da demiyor ki otur lan yerine. Otur. Utanmıyor musun demiyor hadi. Yok alkışladılar. Niye? Niye milletvekili olacak? Niye sıra gelecek? Alkışladılar.